İşte bu. Benim cebimde var zaten. Daha hafif. Yalnız bu seninkinin cebinden çıkar. Çalıştı. Bu ne biliyor musun? Zamane terbiyesi. Af buyur. Buyurayım. Şimdi şöyle, makineyi eline alıyorsun, tamam mı? Kendine hiçbir sınırlama getirmeden. Ne varsa ya işte üzüntü, elem, kedem ne hissediyorsan artık neyse. Tamam mı? Çekmeye başlıyorsun. İyi geliyor. Evet. Pek sevgili psikolog. Çabalarınızı takdir ediyorum ancak. Elem, acı ve keder bunların hiçbiri şu anda bende mevcut değil. Yani ne olur? Unuttum. Eski hikayeleri çoktan unuttum ben. Ben özgürleştim, ben mutluyum, ben iyiyim, hafifim ya. Çok zamanım var. Aslında hobi olarak olabilir, yapabilirim. Fark etmez. Önemli olan niyet. Yani sen hiçbir sınırlama getirmeden tam içinden geldiği gibi o deklanşöre bas yeter. İçimden geldiği gibi. Niye hep bu kız odadan çıkıyor ve ben arkasından bakıyorum? Evet. Evet. Bakıyorsun. Ayarım. Evet. İstek. İste. İstiyorsun. Evet. İstiyorsun. Evet. Evet. Ben de çok istekliyim. Yazıklar olsun sana. Ya ben sana deli kız dedim ya. Bu ofiste kime deli kız dedim? Bir tek sana dedim. Sen ne yaptın? Herkesi tek tek fotoğrafladın ama beni çekmedin. Evet, evet. Çekiyorum, evet. Ha, yo, yo, yo ya. Hazır değilim daha. Lütfen, böyle olmaz. Şaşırtıcı değil mi? Gazi, bu ne hal? Benim doğal halim. Organik Gazi. Sağa doğru bir poz verim. Deli kız, deli kız. Gel bana, bana kız. Gel bana, bana kız. Sana çay yaparsam barışır mıyız? Düğün videosu çekmiyoruz, evet. Tamam, şimdi sakin, tamam mı? Bak, indirdim, sakin ol. Evdeyken, bak, bilinç kapıları, kitle kapıları evdeyken, yalnızken nasıl yapıyorsan öyle düşün, tamam mı? Deniz, ya ben küçüklükten beri böyleyim. Biri bakarken yapamıyorum yani. Şimdi yavaşça kaldırıp yaklaşıp netleyeceğim, tamam mı? Kaldırma, 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 kaldırma bak, kaldırın. Dur ama netleyemiyorum titrediğin için. Olmuyor, beni çekmeyi ver. Şşş, tamam. Tamam, sakinleş. Rahat ol ya. Gerçekten bitti mi? Kusura bakma, tamam, doğru. Bitti. Strese girdim, yemin ediyorum. Yok ya. Buket! Aa! Ay dur! Bir dakika, pardon. Wow. Hazırım şekerim, çekebilirsin. Deniz? Oldu mu? Miko. Beni çekmeyecek misin Deniz? Neşe Hanım, sizi çekecek halim kalmadı. Ay, o manada söylemedim. Darılırım ama. Darılın, darılmak çok iyiymiş. İskoç bilim adamlarının dediğine göre darılmak ilişkileri güçlendirirmiş. Beni kırma. Hem sana çok önemli bir şey göstereceğim. Gel sen. Gel canım.
İş hayatında her gün yeni bir şey öğreniyor Deniz'ciğim. Mesela ben. Senin Yiğit'le okuldan arkadaş olduğunuzu daha yeni öğrendim. Yiğit Balcı. Ve Deniz Aslan. 6A sınıf. Ne güzel günlerdi, öyle değil mi? Öyle öyle, çok güzelmiş. Bakayım. Ne kadar güzel bir kız. Evet, keşke o olsaydım ama değilim ben, bu kadar güzel değilim. Keşke. Yiğit Bey de aynı şeyi söyledi zaten. Ama sen neden bu kadar gerildin ki? Gerilmedim. Kafam dalgın. Şuna odaklandım ya. Fotoğraf makinesine odaklandım. Zaten bu Deniz Aslan acayip bir kızmış. Bak bak ne yazmışlar onun hakkında. Bazı sözleri onun yanında asla söylememeniz gerekir. İçi gıcıklanır, bayılacak gibi olur. Uğraşmamak lazım. İnsanlar var, böyle insanlar var. Haberlerde de izliyoruz. Uğraşılması hoş değil. Canım daha bitmedi. Bak. Kendisi yumuşacık bir insandır. Ama yanında asla, ama asla pamuk dememeniz gerek. Kendinden geçer. Yani bu kız pamuk prenses pamuk masalını asla dinleyemeyecek, değil mi? Ama pamuk da hayatımızda o kadar çok ki. Oje çıkarmak için pamuk lazım. Pamuk, pamuk, pamuk. Makyaj temizlemek için pamuk, pamuk. Mesela benim en sevdiğim yazar Orhan pamuk, pamuk. Ama bu kız Orhan pamuk kitabını hiçbir zaman okuyamayacak. Mesela merhaba. Orhan pamuğun yeni kitabını hiçbir zaman diyemeyecek. Kötüsü ne biliyor musun? Pamuk kıyafetler giyemeyecek. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Pamuk kaleye hiçbir zaman gidemeyecek olması. Canım orada Michael mı kıstırıyor? Ne oluyor? Michael ne yapıyorsun burada abi? Eşantiyon parfüm dağıtıyorlar. Herkes kapışıyor aşağıda ya. Sizi de bekleriz. Buyurun. İnanılmaz parfümler, markalara inanamazsın. Gazi. Hadi abi, hadi çabuk çabuk. Ayakları kapa. Evet. Oha. Koş. Devam. Gidiyorum. Sollu. Çevir. Vitamin eksikti herhalde ondan yani. Şşş. It's not your fault. Hakikaten ne var bunun içinde? Ne koydun acaba Gazi? Çok iyi geldi. Güldürme beni ya. İnsan hiç sırrını verir mi? He? Vermesen de bunu insanlığın iyiliği için kullanmalısın Gazi. Söz ver. Daima. Kahraman. Kahraman Gazi borçları toplamaya gider. Çüss. İyice mahvoldum arkadan. Halin. Halime taktın gerçekten. Halime taktın. Benim halim yok. Neden yok? Çünkü bana 15 kiloluk makine verdin. Al makineyi. Hiç de bir işe yaramıyor. Ya fotoğrafları görmedin. Tuna. Gölge ne demiş? Dertlere batmadım. Üstünde sörf yapıyorum demiş. Ne güzel değil mi? Hay be. Ne gölgeymiş. Yani böyle sohbet etmek istiyorum bir gün onunla. Gerçekten. Sıkılırsın bence. Öyle söyleşi gibi değil ya. Böyle baş başa. Koca bir gün, koskoca bir gün sohbet edelim. Ben çok iyi geleceğine inanıyorum bana. Böyle aydınlanırım ya. Ne güzel. Kim ya?
Kim o yani? Gölge. Kim bu adam ya? Alt tarafı ne yapmış? Büyük büyük laflar etmiş. Aman efifrikten teyyare saçma sapan laflar. Bilmeyen kızlar sever. Ne işin var ya senin tanımadığın etmen elin adamıyla? Nasıl bir adamdır biliyor muyuz bunu? Nedir yani bu adam? Deli midir? Manyak mıdır? Saldırır mı? Ne yapar? Bilmiyoruz. Şşt. Hazretlik yapıyorsun yine. Yapma. Ben mi? Ben mi kıskançlık yapıyorum ya? Ya ben Gölge'nin nesini kıskanayım ya? Hey. İç. İçmeyeceğim. İyi gelecek. Hasetliğe iyi gelir hiç. Rahatlatır. Restoranı beğendin mi? Nereden buluyorsun bu kadar güzel yerleri? Burayı Deniz buldu biliyor musun? Sabah kızıyordum ona geç kaldı diye. Ama bazen öyle ilham verici, öyle farklı, öyle güzel şeyler yapıyor ki. Ya çok farklı, çok özel bir kız o. Ama çok sıra dışı biri gibi gelmedi. Ama işte onun o gizemi o sıradanlığının içinde saklı. Şimdi hani derler ya her parlayan altın değildir diye. Deniz'de bu tam tersi. Som altın gibi kız yani. Biz hep Deniz'den mi bahsedeceğiz? Yo. Annenlerle konuştun mu? Annemlerle konuştum, evet. Çok müsait değillermiş bu ara. Çok müsait değillermiş derken? Yani babamın işleri falan ya ancak önümüzdeki haftalara ayarlayabileceğiz. Şaka mı bu Deniz? Yo şaka değil yani babam zaten meşgul bir insandır. Ben hiç öyle hatırlamıyorum ama. Neredeydi annenlerin evi senin? Sapanca. Sapanca. Güzel. O zaman istikamet Sapanca. Ne yapıyoruz Yiğit'ciğim? Sapanca'ya gidiyoruz. Arkadaşlar bu araç bozuk. Biraz sonra diğer aracı gelecek. Bağırmayın arkadaşlar. Biraz sonra gelecek. İkinci araba gelecek. Araç geldi bilebilirsin. Buyurun. Söz dinlemiyor. Annenlere gidiyoruz. Bir şey yap. Allah Allah. Allah Allah ya. Allah Allah. Hala bakıyorsunuz. Ben de bakacağım. Bu terbiyesizlik nasıl yapılıyormuş? Bir de yerinde görmek istiyorum. Lütfen. İzninizle. Lütfen. Nasıl bilemiyorum? Bir dakika teyzeciğim. Hepimiz için bu terbiyesizliği yakından bakacağım. Bir dakika. Ben öyle yapacağım. Bir dakika. Yaşınıza hürmetim var. Bir dakika. Çok terbiyesizce bir şey yapıldı. Görmek istiyorum. İzin verin. Evet. Hepimiz için yapıyorum bunu. Bir daha sıralar kapılmasın. Bir daha haksızlık yapılmasın. Kimse kapatın. Yiğit'cim böyle çat kapı gitmek ayıp olabilir yani. Yok. Bence gayet samimi olur. Bir çay içer kalkarız. Nedir ki yani? Sen şu açık adresi ver bakalım bana. Anneciğim. Annem. Bir kerecik idare et. Ne olur. Benim hatırım için lütfen. Ha, yani illaki gelecek öyle mi? Tamam. Gelsin. Gelsin de bak ben onun yüzüne o gerçekleri bak böyle nasıl vuruyorum göreceksiniz. Göreceksiniz hepiniz. Kaynakçı kızım şunu uzatır mısın? İki tane. Anneciğim
iki kişi uzatır mısın? Var be, iki kişi alır mısın? Ne uzatayım? Uzatma işte hanım. Kız yalvar yakar olmuş zaten. Ay Faruk! Yiğit. Ay. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Tansiyonum düştü. Öyle mi? Hadi ya. Şey yapalım o zaman. Sen düşürdüğün yeri unutma da dönüşte alalım biz onu tekrar. Hadi Deniz, hadi. Hadi. Annem, annem, bütün bulaşıkları yıkarım. Hem elimde yıkarım, parlatıcısı olurum onların. Hem makinede yıkarım. Bak çamaşırları ellerimde çitilerim, koyarım. Bütün evi temizlerim, camları silerim, her şeyi yaparım. Ütülerim, koltukların altını temizlerim. Ne olur annem, gül kokulum, cennetim, bir tanem. Seni çok seviyorum anneciğim, lütfen. Canım annem, biliyorsun. Maşallah, bizim bu kaynakçı kız da hayırlı evlat çıktı, görüyor musun? Yerini yurdunu öğrenelim de görücü gideriz. Pek de güzelmiş, maşallah. Maşallah, maşallah. 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 İnebilir miyim müsait bir yerde? Anneciğim, o çok istediğin etek bluz takımı var ya, onu sana alacağım. Dök bir yes. Denizciğim, bak sen şimdi bir de böyle görev başındaki ebeveyni rüşvet teklif ediyorsun. Ne oluyor Deniz? Bir kedi gördüm sanki. Buradan sola dönmen lazım. Sola dön. Kedi medi yok Deniz, korkuttun. Apandis ameliyatından önce bilgisayar istemiştim. Narkoz verilirken kafam gidiyordu geliyordu. Gidiyordu geliyordu. Ama sonra ne oldu? Uyanınca unuttum sandığınızı, unutmadım. O bilgisayar bana alınmadı, tamam mı? Her gün ameliyat izimi gördüğüm her gün ben bunu hatırlıyorum. Anneciğim, ama vazgeçiyorum, istemiyorum bilgisayarı. Ne olur. Hoş geldin canım kızım. Kızım, kızım hoş geldin de bak hayatta olmaz. Ya Faruk'cum bir şey söyler misin? Allah aşkına olacak. Ne? Geliyorlar. Ya. Bir dakika, ne olur bir saat dinle. İnsafınız yok mu? Ya kızım. Deniz, alemsin. İnsan evinin adresini nasıl şaşırır ya? Yani ben hep öyle sokakları falan karıştırıyorum zaten. Hadi o zaman. Yani böyle eli boş falan mı gideceksin? Ben bunu telafi ederim, sen merak etme. Bence çok zor. Çünkü babamla aram bu aralar bozuk zaten. Ne güzel bu bahaneyle barışmış olursunuz işte. Hadi Deniz. Ay. Ne oldu? İyi hissetmiyorum. Midem hasta olacağım galiba. Bu durumu en iyi bilenlerden biri olarak insanı en iyi annesi iyileştirir Deniz. Seni annene getirdim, ne güzel. Hadi. Buyurun cenaze namazına. Hadi Deniz. Thank you.
Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Elif teyze. Hoş geldin oğlum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle çat kapı geldiğim için kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Estağfurullah. Ama çok özlemiştim sizi. Görmek istedim. Şef Faruk amca, çok iyi bakmışsınız kendinize. Hiç değişmemişsiniz maşallah. Sağ ol evlat. Ablam değişmiş mi? İyi misin? İyi. Sen de maşallah kilolara vermişsin yani. Ya. Verdim. Verdim. Yani bir anda boy atınca tabii. Ama bunda düzenli sporun ve sağlıklı beslenmenin de etkisi çok büyük. Zamanında Elif teyzem bu kekleri nefes almadan yutardım. Hatırlıyor musun? Elif teyzem yapardı kekleri. Bir yerde saklardı, sen de o zulasını patlatıp patlatıp bana getirirdin. Ya. Sahi Elif teyze, sen nereye sakladın onları? Evet, için ben saklardım onları değil mi? Deniz söylesin bence. Nereye saklardık Denizciğim? Nerede saklayacak canım? Tabii ki bizim giysi dolabında saklıyordu. Ben de bu ceketime bulaşan kek kırıntıları nereden geliyor diye merak ediyordum hep. Ben izninizle evinizi gezebilir miyim acaba? Nasıl yani? Faruk'cum. Ev eski ev değil ki. Nesini hatırlayacaksın Yiğit? Ev eski ev değil. Ama sandalyeleri hatırladım, onlar eski. Yok canım, biz o eşyaların hepsini değiştirdik. Hepsi yeni onların, hepsi. Ne yenilenmesi canım, 40 yıllık sandalye. Bak çocuk bile tanıdı, görüyorsun değil mi? Elif. Abla, gezdirsene evi. Hadi gezdirsene Deniz. İzninizle. İyi ki evde takılmış. Ortam çok matrak ya. Matrak ya. Ne bulacak kızım? Ne bulursa bulsun. Bulsun vallahi, ben bakacağım işte. Olmaz. Hiçbir şey yok. Deniz, inanmıyorum. Bütün eski eşyaları saklamışsınız, her şey aynı. Evet. Yorganım bile aynı. Vay. Çalışıyor. Evet, değil mi?
bizim şarkımız. Seninle hep böyle bir yere gitmenin hayalini kurardık. Bu ikisi gibi. Kurardık evet. Ayar kurardık, müzik kutusunu kurardık. Yiğit, Yiğit bu. Bu peki, bunu hatırlıyor musun? Yok, sen? Ablacığım, o benim ya. Ben de hatırlamıyorum işte, onu söylüyorum yani. Benim değil. Ya benim odamda ne işi var demek istiyorum. Senin odanda yaşadığım ve hiç unutamadığım gün hangisi biliyor musun? Sen onu hatırlıyor musun? İzninle yatağına uzanacağım. Çocuklar yine her zamanki gibi çok acımasız davranmışlardı okulda. Şişmanlığımla, gözlüklerimle dalga geçmişlerdi. Alışmıştım aslında onlara. Ama annemin ölümüne laf edilince, onunla dalga geçilince ben çok üzülmüştüm. Çok kırılmıştım. Babam tabii yine yok. Ortalıkta her zamanki gibi yok. Ben de koşa koşa sana gelmiştim. Kendimi odanda bulmuştum. Kahramanım benim. Yatırmıştın beni bu yatağa. Silmiştin o ufacık parmaklarınla gözyaşlarımı. Ellerimi sıkı sıkı tutup şöyle demiştin. Sen yalnız değilsin. Çünkü ben varım. Ben her zaman senin yanında olacağım. Neden biliyor musun? Çünkü insanlar birbirlerini çocukken severse bu ömür boyu sürer. Çok romantik. Ve her zaman kendine şunu söyle. Ben iyi bir insanım. Sen iyi bir insansın. Ve beni kimsenin değiştirmesine izin vermeyeceğim. En zor zamanımda Amerika'da çalışırken, orada yaşarken tek başıma bu cümlen hep benim yanımdaydı Deniz. Hep benimleydi. Ben sözümü tuttum. Kimsenin beni değiştirmesine, kırmasına, üzmesine izin vermedim. Teşekkür ederim. Senin sayende hep güçlü oldum. Belki de bu itirafı yapmanın şu anda tam zamanı. Sen de bizim şahidimiz ol, olur mu? Sen hep benim yanımdaydın sevgilim. Sen hep buradaydın. Aklımdaydın, fikrimdeydin. Sen hep benimleydin. Sen daha geç dalgana Michael. Fotoğraf sanatı nelere kadirdir bilmiyorsun. İçindekini ayna gibi gösterir.
Birden şaşırmıyorsun ki sen. Akşam yemeğine kalın diyeceğim ama... Bugün yemek yok galiba. Pizza söyleriz. Teşekkür ederiz. Biz yavaştan artık geç olmadan. Evet, bence de değil mi? Yani ne derler? Evli evine, köylü köyüne. Aslında ben bunun sözünü Deniz'e vermiştim. Yani sizinle bu ilk karşılaşmamızda, yıllar sonraki ilk buluşmamızda bu konuyu açmayacaktım ama... az önce içeride yaptığım zaman yolculuğu galiba beni biraz cesaretlendirdi. Yani şimdi ben bir şeyler söylemeye çalışacağım ama umarım yanlış yapmam. Yanlış olursa da siz de benim kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü insan 15 yıl boyunca Amerika'da kalınca bazı gelenekleri, görenekleri unutabiliyor haliyle. Hatta bazılarını da hiç öğrenmemiş oluyor. Ama uzun lafın kısası... biz Deniz'le evlenmeye karar verdik. Oha! Evde başka biri mi var? Aa! Ne arabası var? Kedi de kedi ya, kedi. Kedi mi? Kediniz mi var? Kedi mi dedim ben? Yok, kedi değildir o. Kettle, kettle. Kettle. Neyse. Kettle. Ben... kusuruma bakmayın, böyle pat diye söyledim ama... Evet yani, damdan düşer gibi oldu yani. Yani evet Yiğit oğlum, yani biraz acele değil mi bu? Tabii gerçi İrem için sıkıntı yoksa bizim için de yok yani. İrem mi? Pardon, bu İrem kim? Kim bu İrem? Ben bu İrem'in adını çok duymaya başladım çünkü. Ay ben İrem mi dedim? Yanlış söyledim. Ne diyorsun sen hanım? Çok düşün, az konuş demişler. Her neyse. Yani yol yordam yanlış olsa da... ben... Deniz'i yıllardır seviyorum. Ve onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Ay çok romantik. Öyle mi? Yiğit'cim böyle olmaz yalnız. Yani biz geleneklerine bağlı bir aileyiz, öyle değil miyiz? Bilmem. Öyle mi sanırım? Öyleyiz, öyle olmalıyız yani. Değil mi? Yani oğlum ne bilelim yani, biz de sürekli kız vermiyoruz değil mi? Biz de ilk kez kızımızı evlendireceğiz değil mi? Evet, bu iş böyle olmaz. Olmaz. Faruk'cum bir şey söyler misin? Ben mi? Faruk'cum sen babasın, bir şey söyle değil mi? Ah, şu Kettle'ın da dili olsa da keşke hep bir şeyler söylese. Değil mi? Aa, evet keşke değil mi? Keşke. Deniz sen iyi misin? İyiyim. Heyecanlandın mı? Evet. Kettle. Yani biz bunu kendi aramızda çözebiliriz değil mi? Faruk. Tabii. Böyle durumlarda... aslına bakarsanız, yani işin doğrusu böyle kuru kuruya olmaz. Ha, olmaz. Yani kuru kuruya oluyor böyle, olmaz. Her şeyin usulüne uygun yapmak lazım, her şey. Usulü var, her şeyin bir usulü var yani, değil mi hanım? Evet, her şeyin bir usulü var. Olmaz. Ablası gelsin. Ablam. Elif teyzeciğim, benim ablam yok biliyorsun. Ay biliyorum oğlum, bilmez miyim ablan olmadın? Ay. Gözlüklerini istedin galiba anne. Evet çocuğum, Yiğit abini daha iyi göreyim ben. Evet, baban gelsin çocuğum. Baban gelsin. Değil mi Faruk'cum, babası gelsin. Evet. Babası gelsin. Allah'ın emri. Ne derler böyle durumlarda Faruk'cum
ne derler, heyecanla unuttum. Peygamberin kavliyle, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. İstesin oğlum. Baban gelsin Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı bizden istesin. Peki baba yerine başka bir aile ferdi olabiliyor mu? Olur canım. Dede olur, dayı olur. Olur yani. Okey. Amcam var, amcam gelir. Amca iyi, iyi amca iyi. Amca baba yarısı. Benim için babadır zaten, evet. Ama Amerika'da. Aa, daha iyi. Çünkü yani ne acelesi var, acele etmesin. Ya yani saraydan kız istemiyorsun ki sonuçta. Yani. Yani. Ben tamam amcama söylüyorum o zaman. Tamam. Biz de düşünme fırsatı buluruz böylece. Bizim için de çok ani oldu. Değil mi kızım? Babacığım, buradayım ya ben. Değil mi kızım? O zaman ben en yakın zamanda tekrar misafiriniz olacağım, rahatsız edeceğim sizi. Bu sefer amcamla. Düğünümüz olacak. Evet. Deniz'in ailesinin evi burası. Yiğit Bey. Yine gel oğlum. Deniz'in doğum günündeki kız. Onların burada ne işi var? Tabii kızım, tabii. Hoşça kalın. Anneciğim. Allah Allah, ben yanlış bir adrese mi geldim? Yok, doğru adres. Ya Farukcığım, ah senin yüzünden ya bu kızı bir şey martı. Hayır, hayır. Lütfen, ay vallahi bu kız beni öldürecek. Bak, vallahi öldürecek. Ya bak, tamam, sakin ol. Ömrümden ömür gitti. Ya dur bakalım, gitti bakalım şey. Deniz ailemin adresi diye başkasının adresi mi vermiş? Niye yapsın ki bunu? Allah Allah. Bu işler iyice enteresan bir hale almaya başladı. Evet. Bakalım ne diyorsunuz? Konuşacaksın benimle de haberin yok. Michael. Hı? Saçın iyi değil abi ya. Ya Gazo, abi bu saat ne, bu ceket ne, Allah'ını seversen hiç bu değil. Bilinçaltı bu hiçbir şeye benzer. Aslında tam olarak bilinçaltı da değil, biliyor musun? Bilinçaltı ile evrenin enteresan buluşması bu. Senin benim elimde değil yani. Çok heyecan verici aslında. Vallahi böyle şeyler çok olmuyor yani.
dayanamıyorum.